Değerli arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Pratik Arapça derslerinin dördüncüsünü yapacağız. Bu dersimizin konusu alışveriş. Diyalogumuz müşteri ile satıcı arasında gerçekleşiyor. Müşteri hayırlı sabahlar. Satıcı hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Karpuz ve bir kilo nar istiyorum. Buyurun Başka bir şey ister misiniz? Ayrıca 3 kilo havuç, 4 kilo soğan istiyorum. Buyurun. Ne kadar? 20 lira. Buyurun. Diyalogumuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi Arapçasına geçelim. El müşteri sabahul hayr. El bâi sabahun nur. Ehlen ve sehlen. Ehlen bik. كيف اساعدك اريد بطيخا احمر وكيلو من الرمان تفضل هل تريد شيئا اخر واريد ايضا ثلاثه كيلوات من الجزر واربعه كيلوات من البصل تفضل كم الثمن عشرون ليره تفضل Şimdi Arapçası üzerinde bir takım değerlendirmeler yapalım. Sabahul hayır, hayırlı sabahlar anlamına gelen klişe bir ifade. Bunun cevabında genellikle sabahun nur diyoruz. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz daha önce öğrenmiştik. Ehlen ve sehlene karşılık ehlen bik diyoruz. Yine kalıp bir cümle arkadaşlar bunu bu şekilde ezberleyelim. Keyfe usâiduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Burada şunu ifade edeyim arkadaşlar. Zamirimiz k zamiri yani tek kişiyle konuşuyor burada. Fakat Türkçe'ye çevirirken burada çoğul şeklinde çevirdik. Zira bizde ilk tanıştığımız, ilk görüştüğümüz kişilere ya da bizden büyük olanlara yahut hürmet gösterdiğimiz kişilere çoğul kipiyle sesleniriz. Fakat Arapçada karşımızdaki kişi tek bir kişi ise ona sen diye hitap ederiz. Keyfe usaiduk? Size nasıl yardımcı olabilirim? şeklinde Türkçe'ye çeviriyoruz. Uridu bittihan ahmar. Uridu istiyorum anlamına gelen muzari bir fiil. Mazisi erade. Muzarisi yuridu. Masları Türkçemize geçmiş. ''iradetün'' irade. Uridu bittihan ahmar. Bittihan ahmar ikisine birden karpuz diyoruz. Bittihan esfar olsaydı ona kavun diyecektik. Uridu bittihan ahmar bir karpuz istiyorum. Ve kilo mine rumman. Ve bir kilo nar istiyorum. Rumman nar anlamına geliyor. Burada moda mod çevirmemize gerek yok. Nardan bir kilo değil de bir kilo nar diyebiliriz. Tafaddal. Tafaddal buyurun demek. Hel turidu en ahar. Başka bir şey istiyor musunuz? Bakın yine aynı şekilde bu fiilin kipi tekil olmasına rağmen biz çoğul yaptık. Ve uridu eydan felâte tekilovâtin minel cezar. Eydan kelimesini önceki derslerimizde öğrenmiştik. Fakat burada farklı bir anlamla kullanılmış. Buradaki anlamı ayrıca. Uridu eydan ayrıca istiyorum. Felâte kilovat minel cezar. Yine bakın kilo min bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Havuçtan 3 kilo demeyeceğiz. 3 kilo havuç istiyorum ayrıca. Ve erbaate kilovâtin minel basal basal de soğan anlamına geliyor ve 4 kilo soğan istiyorum tafaddal buyurun kemiz ne kadar yani kaç para 20 lira tafaddal buyurun şimdi son bölümümüze geçelim nasıl söylerim bölümümüzdeki ilk cümlemiz şu hayırlı sabahlar karşılığı sabahul hayır Hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen. Ne kadar ya da kaç para? Kemiz semen. Üzüm ve elma istiyorum. Uridu inaben ve tuffahan. İnep üzüm, tuffah elma. Buyurun. Tefaddal. Başka bir şey istiyor musunuz? Bu cümle bir önceki metnimizde de geçmişti. Hel turidu şey'en ahar. <laughs> Size nasıl yardımcı olabilirim? Keyfe <laughs> usaiduk. Değerli arkadaşlar bu dersimizi de tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.